CSS dersleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda çok güzel iki tane animasyonu ardı ardına ekleyeceğim. Birincisi yazılar üzerinde tekstler, birisi de noktalar üzerinde olacak. Bunu resimli sayfalarınızın yüklenişinde, yazı sayfalarınızın, haberlerinizin, bloglarınızın nerede bir yükleme işlemi yapıyorsanız bunlardan dilediğiniz birini veya her ikisini de birden kullanabilmeniz açısından komplike bir uygulama göstermek istiyorum. Seviyemiz intermediate olduğu için bu seviyede devam etmeyi düşünüyorum. İlk yapacağımız işlem arkadaşlar body taglarımızın arasına standart bunları ayarlamıştık. Zaten bunlar da her zaman standart olarak geliyor. Ulli'lerimizi yazacağız. Bugün ulli'lerle çalışacağım. Ayrıca ulli'lerimizi bir sonrakinde eğer yine ulli olursa bunları divler içerisine almayı düşünüyorum. Bu tamamen programımızın yazılış akışına bağlı olarak değişecek. Şuraya li tagımı alıyorum. Bu li tagımdan yaklaşık olarak şu şekilde CTRL-C ile bir 7 adet kopyalıyorum. 2, 4, 6, 7, evet 7 tane oldu. Bunları şöyle hizaya çekeyim. Aynı hizada dursunlar. Li'mizi kapatalım. Fazlalığımızı şuradan. Evet, CTRL-S ile kaydediyorum. Şimdi sırasıyla hızlı bir şekilde CSS kodlarımı yazacağım arkadaşlar. İlk animasyonumuz için yazıyorum. Bunu nokta dots olanlar için yapıyorum. Onun için body'de merging ve padding yukarıdan aşağıdan sağdan soldan her yerden yaslama işlemlerimizi, sıfırlama işlemlerimizi, standart işlerimizi yapıyorum. Padding'imi 0, merging'imi 0 olarak verdim. Background değerimi burada tamamen arka planıma uygun şöyle background color'dan koyu bir renk vermek istiyorum. Koyu bir renk olsun. Bakıyorum buradan. Dark gray olabilir. Bu seferlik dark gray seçiyorum. CTRL-S diyorum. Geliyorum aşağıya arkadaşlar. Hemen ilk ul tagım için yazıyorum. Dediğim gibi birazdan bunları divler içerisine alırsam uzantılarını değiştireceğim. Yukarıdan topumdan %50, left'ten soldan da %50 ki tam ortalama hizasında olsun. %50 olarak alıyorum kodlarımı. Position'ımı absolute standart veriyorum. Daha sonrasında merge'im ve hatta şu yukarıdan yazalım onları da aynı şekilde. Şuradan alayım bu ikisini. CTRL-C. Bunları da aynı şekilde sıfırlama işlemleri yapayım. Merge'im padding değerlerimi verdim. Display'imi flex olarak atıyorum ki yan yana dizilsinler flex olarak. Ve de transform işlemimi, hareket işlemlerimi translate olarak -%50'ye -%50 alacağım. Bugün birazcık hızlandırılmış yapıyorum arkadaşlar. Çünkü 2 adet animasyon uygulamasını tek sayfada göstermek istediğim için vaktimizi çok almak istemiyorum. Evet, bunları bu şekilde kaydettik. Şu boşluğumuzu kapatayım şimdilik CTRL-S ile. Şuradan nerede kaldığımı hatırlamak için ulli tagımı açayım. Gidelim sayfamıza. Ne olmuş? CTRL-S ile kaydedeyim bir bakalım. Geliyorum sayfamızı çalıştırıyorum. Noktalarımız gördüğünüz gibi şu an ortadalar. Herhangi bir işlemsel bir şey yok. Arka planımıza rengimiz gelmiş. Arka planımıza rengimizin gelmesi demek kodlarımızı doğru bir şekilde çalıştırıyoruz demek arkadaşlar. Şimdi bunu aşağıya alıyorum. Nerede kalmıştık? Ulli'de kalmıştık. Buradan hemen width yüksekliğimi faremi kenara çekeyim. 40 piksel. Aynı şekilde height'imi 40 piksel yapıyorum. Daha sonrasında list style atayım bir. List style'ımı none yapıyorum. Ve de background'uma hexe kodumu gireceğim. FFF. Bunu sonra da değiştirebilirim. İlla ki bunu gireceğim diye bir kaide yok arkadaşlar. Tamamen ilerleyişe göre bir border radius değeri vermek istiyorum. Buradan radius'u bulalım. Keşke yazsaydım daha hızlı bulurdum. Borders radius'umu arkadaşlar tamamen yuvarlak olması için %50 seçmeniz gerekiyor. Ve asıl işimize animation'a geliyoruz. Anime 1 diyorum. 1.6 saniye birazcık uzun sürsün bu işlem. Ears
in out, yani şöyle göstereyim. In out, o içeriden dışarıya doğru bir animasyon olacağı için bu şekilde yaptım. Infinite, kodu yanlış yazdınız mı, zaten rengi değişmiyor arkadaşlar. Bu şekilde CTRL-S ile kaydedeyim. Şu aşağıda nerede kaldığımı bilmek açısından keyframe'imi ekleyeyim. Sayfamızı kontrol edeceğiz. Anime diyorum. Şu şekilde CTRL-S ile kaydediyorum. Geliyoruz. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dairelerim oluştu. Siz bunu 40 piksel değil 50 piksel de yapabilirsiniz. Ara boşluğunu farklı yapabilirsiniz. 60 yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Aşağıya indiriyorum. Kodlarıma devam ediyorum. Bakıyorum. Keyframe'de kalmışım arkadaşlar. Hemen %0 değeri için. Virgül. Bu sefer hepsi için tek tek yazmayacağım. Böyle 3 adımda %100'e tamamlamak istiyorum. O yüzden şu şekilde yazıyorum ve hemen kod parantezimi açıyorum. Diyorum ki transform skala değerini gireceğim. Normal skala değerimi giriyorum. 0.2 de bu işlemi bitirsin. Geliyorum şuradan. Hemen şu aşağıya ayrı bir değer daha girmek istiyorum. %20 de yapacağı farklı bir işlem olsun. Bu kodumu da açayım. Diyorum ki aynı şekilde transform skala değerim 1 olsun. Şu şekilde kaydediyorum CTRL-S ile. Yine nerede kaldığımı bulmak için arkadaşlar diyorum ki ulli'nin nt child'ına geleyim. Nt child'ımız 1 olsun. Bu değerde bu şekilde kodlarımı açıyorum. CTRL-S ile burada kaldığımı görmek açısından sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. İstediğimi bir kısmını elde etmeye başladım. Sayfamı aşağıya alıyorum arkadaşlar. Hemen nt'ye child'larımı yazmak için şurayı da biraz aşağılara alayım. Nt'ye child'ımı yazıyorum. Diyorum ki bir background veriyorum. Standart bir background vermek istiyorum. Daha sonra bunları değiştiririm arkadaşlar. Diyorum ki FFFF 00 göstereyim size ne olduğunu. Sarımsı bir renk verdim. Bunları ana renklere yellow da diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Ben sadece size göstermek açısından animation delay yapacağım. Bunu diyeceğim ki -1.4 saniyede olsun bu animasyonumun gecikmesi. Ve de box shadow 0 0 50 piksel. Aynı rengimi kullanıyorum arkadaşlar, şu rengimi. CTRL-C diyorum. Aynı rengimi alıyorum buraya. CTRL-S ile kaydediyorum. Şimdi 2 3 içinde yapayım. CTRL-C. Geliyorum buraya CTRL-V. Şöyle sırayla gideyim. İkisi için. Buraya 3'ü için. Şu an için renklerim aynı kalsın. Animasyon gecikmelerimi diyorum ki bunda -1.2, sonrasında -1, CTRL-S diyeyim. Ne yapmak istediğimi sırayla bir görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bakın renklerim yavaş yavaş yana doğru gitmeye başladı. Yani mantığımız arkadaşlar, yana doğru ben animasyon işlemleri yapacağım. Ta ki sıfır değerime gelene kadar. Bunun için geliyorum, kodlarımı sırayla yazıyorum. Devam ediyorum. Bunu aşağıya alacağım. Nerede kalmıştım? 3'te. Kopyalıyorum CTRL-C ile. Diyorum ki 4 5 6 7. Bakalım doğru muyuz? 1 2 3 4 5 6. Evet, bir tane daha lazım. CTRL-V şu kısmımı, CTRL-C
Şuraya CTRL ve buna da 7 diyorum. Şu kısmıma 7 diyorum. Ve de yedincim şu 0.2 olacak. 0.4 olacak. 0.8 olacak. 1 olacak. CTRLS ile kaydediyorum. Geliyorum sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükleniyor efektimizi verdik. Yapacağımız işlem şimdi bunları farklı renklere vermek. Her birine farklı renk verebilirim. Bu tamamen sizin yazım yeteneğinize kalmış bir şey. Şimdi ben geleyim arkadaşlar. Sırayla renklerimi yazmak istiyorum. Hatta buraya direkt kod olarak yazacağım. Red. Red diyorum. Bunlar green olsun. Green. Green. Sarı kalsın. Şunlara blue diyorum. Şöyle blue diyorum. Daha sonra buraya purple diyorum. Buraya da purple diyorum. Sonra pink diyorum. Aynı şekilde pink diyorum. Ve de orange diyorum. Aynı şekilde orange diyorum. CTRL-S ile kaydediyorum. Yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi tamamen farklı renklerden oluşan bir efektim oldu. Burada şu kısmım, yeşil kısmıma daha farklı bir renk verebilirdim. Onunla ilgili bakayım başka bir renk ne verebilirim hızlıca. Şuraya aslında şuradan görmek açısından direkt color diyeyim bakayım. Hangi renklerim var sadece görmek açısından. Şöyle. Green yerine şu rengi verebilirim arkadaşlar. Ctrl X ile keseyim. Z ile geri alayım. Eski haline. Green yerine bu rengi vereceğim. Yani böyle basit basit renk değişiklikleri de yapabilirsiniz. Programdaki işleyişimizi göstermek açısından şunun yerine daha parlak bir yeşil atmak istedim. Gördüğünüz gibi daha parlak bir yeşille işlemimizin birinci aşamasını tamamladık arkadaşlar. Şimdi bunları bir div tagı içerisine alayım ki ikinci bölümümüze başlayalım arkadaşlar. O yüzden buraya diyorum ki div, şunu da çekeyim kenara. Bir sınıf tanımlayacağım. Sınıfıma da diyeceğim ki bunlar dots'tı yani noktalardı. Noktalar sınıfımızı tamamlıyorum. Yalnız bunu alacağım şu şekilde. Ctrl X ile şu aşağıya geleceğim. Ctrl V diyeceğim. Sıralamasını da düzgün yapayım. Düzgün bir şekilde dursun. Aynı şekilde Ctrl C ile bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Bu tarafta bir daha işim olmasın diye. Şuraya Ctrl V diyorum ki buna da text diyeceğim. Text diyorum. İkisinin şeyleri de yerleri ayrı olsun diye. Şu NT'ye çayırttan sonra devam edeceğim. Yerleri karışmasın diye. Buraya yapacağım işlem arkadaşlar. Loading yazısını buraya yerleştirmek oldu. Loading'imi de buraya yerleştirdim. Ctrl-S yapıyorum. Kaydettim şu an. Sayfamı gelip yenileyecek olursam arkadaşlar. Tabi yenilemeden önce şu dots'ı hepsine koymam lazım. Bütün ulularımın başına o dots'ı yerleştirmem lazım. Ve diyorum ki sınıf olduğu için nokta tabi ufak harfle şunu çekelim. Dots boşluk. Şu kısmı kopyalıyorum. Ctrl-C ile hepsine Ctrl-V geliyorum buralara. Aynı şekilde ne kadar ul varsa başına ullarımızın ki sonraki işlemimde karışıklık olmasın diye bunlar dots'ınkiler, öbürününkiler text'inkiler diye ayırıyorum. Bakalım var mı eksiklik. Ctrl-S ile yok. Gelelim sayfamızda herhangi bir bozulma var mı ona bakalım. Loading yazımızın I'sına bakalım orada ne sıkıntımız var.
Ulli'mizi yazmışız. Evet. Neyse birazdan kodlarımızı yazmaya başlayalım. Büyük ihtimalle herhangi bir yerde, şurada bir yerde bir atlama yapmışız. Onu da gördüğünüz gibi var mı başka atlama yaptığımız? CTRL-S ile bir daha kaydedeyim aynı şekilde bakalım. Evet artık sadece bunun için geçerli. Bunun için değil. Bunun için kodlarımız ayrı olacak. Sırayla şimdi o kodlarımızı yazacağız arkadaşlar. Şimdi şu kodumu alıyorum arkadaşlar. Mergin padding'in altındaki kodumu kopyalıyorum. Geliyorum en aşağıya. Şuradan artık datsım için olan yer değil. Textim için olduğunu belletmek için. Şurada text diyorum. Mergin padding. Üst üste binecek mi görelim. CTRL-S ile kaydettiğim zaman. Buradaydı yazılarımız. Gördüğünüz gibi üst üste bindi. Ben bunu istemiyorum. Onun için top'tan yukarıdan 40 diyelim bakalım. CTRL-S ile yerleşimimiz nasıl olacak? Bunları deneyerek görürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıya çekmiş oldum. Gerek olursa da yüzde şeylere çekeriz. Ne derler ona? %30'lara kadar da çekeriz. Tamamen bu sizin yazma şeyinize bağlı olarak kalmış bir şey arkadaşlar. Yazıma belli başlı değerler vermem gerekecek. Belli başlı ayarlar yapmam gerekecek. Onun için şu kısmımı alıyorum. Hatta evet, şu kısmımı almadan geleyim. Nerede o benim diğer şeyim? Dots değil de şunu alayım. Belli başlı yerleri kalabilir, belli başlı yerlerini değiştirebilirim arkadaşlar. Bu tamamen dediğim gibi bize kalmış oluyor. Text olacak. CTRL-C ile şu kısmı text'e çeviriyorum. Textimin ullisi için yazmaya başlıyorum. Burada list style'ım yine none olacak. Buna bir değer vermem gerekecek. Bunları genişlik, yükseklik değerleri vermeyeceğim de daha farklı değerler vereceğim. Arka plan için bir color rengim şu an için verebilirim. Hatta bunu da değişik olsun. Tamamen değişik olsun. Böyle. Bakın üzerine geleyim. Ne rengi olduğunu görün. Böyle griye yakın bir renk olsun istedim. Yukarıdakinden de farklı olsun. Onları ayarlarız birazdan. Belki bunu red'e de çevirebilirim. Duruma göre değiştiririz ya da yellow'a çevirebilirim. Hiç belli olmaz. Aslında yellow'a daha sonra bakalım arkadaşlar. Önce bir parlamayı görelim. Border'la alakalı bir işlem yapmayacağım ama animation işlemim kalacak. Şu kısmı temizleyeyim. Ekleyecek olduklarımı şu yukarıdan ekleyeyim. List style'ımı zaten yazmıştım. Color'umu da verdim. Font'la alakalı şu an yazıyla ilgili yaptığım için bir font family seçeyim. Buraya Arial diyorum. Arial font family'mi ailemdeki Arial'i seçiyorum. Daha sonrasında font size'ımı nerede size'ımız burada. Bir 6 piksel diyelim bir göreyim boyutumu. Sonrasında fontlar arası letter space'im yani harfler arasındaki boşluğumu bir 15 piksel olarak atayım. Yeterli görmezsem bunu da artırırız. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Bunu da piksel olarak değil de m olarak vermek istiyorum. 5m daha yüksek olur, daha güzel olur. 6m'e de çekebilirim, problem değil. Geliyorum, yeniliyorum şimdi yazımı. Gördüğünüz gibi yazım bu şekilde büyüyor, küçülüyor. Şurası da aynı şekilde kendiliğinden yanıp sönüyor. Şimdi buna da aynı işlemleri yapacağım için yüzde aslında şunu %35'e çeksem 40 yerine daha mantıklı olacak. Animation için farklı bir isim vereyim. Anime text diyeyim ki birbiriyle karışmasın. Bu anime textimle alakalı bir animasyon olduğu için birbiriyle karışmasını istemiyorum. Onunla ilgili zaman ayarını da şurada. Zaman ayarımızı da burada arkadaşlar. 1,4 saniyeye çekersem daha güzel olur. Aslında şunu sarıya çeksem şimdilik nasıl olur diye düşünmüyor değilim. Bir yellow yapalım bakalım neye benziyormuş. CTRL-S ile görürüz. Şimdi anime text dediğime göre geliyorum buraya. Bir keyframe vereceğim. Keyframes diyorum. Anime text. Bu anime textim için arkadaşlar. Açıyorum. Şu şekilde. Evet, yüzde sıfır değerimiz için bir renk tanımlaması yapacağım. Diyorum ki yüzde sıfır için color yellow.
Aynı rengimi kullanıyorum. Text shadow'um. Text shadow'um. None olsun. Bu şekilde ayarlamış olayım. CTRL-S ile kaydediyorum. Şu rengimi aslında red yapayım da arkadaşlar başlangıçtan bir. Sonrası için farklı bir düşüncem var. Onu uygulayayım. Text shadow'umu yazdım. %90'a geleyim. Şimdi şunu kopyalıyorum CTRL-C ile. Aşağı iniyorum CTRL-V ile bunu 90'a yapayım. Yine aynı şekilde aşağıya geleyim CTRL-V ile bunu bir 100 yapayım. Şimdi sırayla değerlere gireceğim. Text shadow'um yine aynı rengim %90'da da aynı kalacak. Daha sonrasında color'umu değiştireceğim. Buna farklı bir hexa kod vereyim. Ne verdiğimi siz de görün şuradan arkadaşlar. FFFF 3 tane F giriyorum. Sonra 900 diyorum. Gördüğünüz gibi sarı aslında direkt yellow da diyebilirdim. Yellow da desem olur arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Renkleri ben size gösteriyorum. Text shadow'um bu sefer none yapmayacağım. Farklı bir işleme tabi tutacağım. 0 0, yani bu yönleriyle alakalı 7 piksel olsun. Aynı şekilde şu olsun. Renk olarak buradaki rengim gelsin. Daha sonrasında virgül 0 0 o rengim 50 piksel olsun. Text shadow büyüklüğüm 7'den 50'ye çıksın. Renk olarak da birazcık daha farklısını alayım. FF 6C00 yapıyorum. Üzerine gelelim ne olduğunu görün diye. Birazcık daha koyulaştırdım rengimi. Birazcık daha farklı bir şey olsun dedim. CTRL-S ile kaydediyorum. Geliyoruz şimdi arkadaşlar yazıma. Yeniliyorum. Şu an için bakın rengimiz efektini almaya başladı ama orada bir sıkıntı var. Onu da düzelteyim hemen. Nereyle alakalı bir sıkıntımız var? Onu görmek istiyorum. %0'da color red, text shadow 007 piksel, color'umuz yine aynı şekilde, text shadow'um nan, şu farklı olacak arkadaşlar. Artık text'im için olan içeriden dışarıya değil, lineer olacak. Şunu değiştirmemişim, atlamışım. CTRL-S ile bir daha yenileyelim. Evet, devam edeceğim. Animasyonumdaki letter spacing ile şu arka planı kapatmam lazım. Şimdi onu kapatmanın basit bir yolu var. Şuraya red demiştim arkadaşlar. Bu arka planımı ben görmek istiyordum. Arka planımı artık kaldırabilirim. En baştaki şuradaki ne rengi verdiysem geliyorum onu. Bakın burada red'imin yerine ben sadece mesafeyi görmek açısından koymuştum. CTRL-S ile kaydederim. Hatta şurada da text fontumu olan bir fontlardan biriyle yapayım. Sans Şerif gibi daha düzgün çalışsın sayfam. Geliyorum şimdi arkadaşlar, arka planım zaten tamamen gidecek. Gördüğünüz gibi şu an arka planım tamamen zeminle uyumlu oldu. Ve buraya bir işlem yapmış olduk. Şimdi bunu devam edeyim. Bunların text child'ını yazacağım. Text child'ını yazabilmem için arkadaşlar şuraya geleceğim. Şunu kopyalıyorum. Şuraya diyeceğim ki CTRL-V ve de iki nokta üst üste NT diye yazdık mıydı, zaten gelir buna 1 diyorum. Açıyorum kutumu arkadaşlar, köşeli parantezlerimi. Burada yapacağımız işlem animation delay yapacağız arkadaşlar. Animasyonumuzu geciktirme yapacağız. Şu an için nokta 2 saniye diyeyim. 2 nokta üst üste bırakıyor, noktalı virgül bırakıyorum. Bunu 7 adet yapacağım arkadaşlar. CTRL-C. Geliyorum aşağıya. 2 3 4 5 6 7 adet yaptım. Şimdi şu sayılarımı değiştireyim. Bunu 2 yapacağım. Bunu 3 yapacağım. Bunu 4. Bunu 5. Bunu 6. Bunu da 7 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 7 yaptım arkadaşlar. Sayılarımızı bu şekilde yerleştirdim. Ekranda görebilmeniz için yukarıya doğru çekiyorum. Daha sonrasında bunlara gecikme yapacağım arkadaşlar. Tamamen yapacağım işlem nokta 2 saniyeyi nokta 4 saniye, sonra 6 saniye, şurada 8, şurada 1,
burada 1.2, burada da 1.4 yapıyorum. CTRL-S ile kaydediyorum. Geliyorum sayfama, sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yazım tamamen benim istediğim bir şekilde oldu. Bu tamamen sizin istediğiniz bir şekilde olur. Gördüğünüz gibi sayfamızda yükleme ile alakalı oluşan bir efektir. Bunu istediğiniz yerde, ister bu yukarıdakini ister bu yukarıdakini kullanabilirsiniz sayfalarınızda. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.